geldik. Bayağı gece gece oldu biraz şimdi biliyorsunuz. Çok kalabalık, çok sıcak. Eğer gelmek istiyorsanız biraz sabah çok erken saatlerde direkt buraya gelip buradan gidebilirsiniz. Daha sakin olur etraf. Ve daha serin olur. Çok sıcak olduğu için yani durmak çok zor oluyor. Biraz geldi su var. Onu da göstereyim. Oradan su içebilirsiniz. Serinleyebilirsiniz. Çok kalabalık. Bir yer dondurma yiyeceğiz şimdi. Hemen köşede yeraltı dondurmacısı var. Dondurmada bir yer dondurma yiyeceğiz ve serinleyeceğiz. Fotoğraflarımızı çekildik. Dileklerimizi izleyerek gidiyoruz. Meydanından alıyor ismini. Eskiden burada yiyeceğin içeceğini alıp oturup etrafı izleyebiliyor musun? Fakat yeni yasayla bu yiyecek içecek işleri yasaklanmış. Etrafında şu an 3-4 tane polis var. Polisler oturduğunuz anda düdük çalıyor. O nedenle sadece fotoğraf çekilip gidiyorsunuz. Ama bu yakınlarda ünlü bir makarnacı varmış. Şimdi biz onu arayıp bulacağız. Biraz makarna yiyeceğiz. Sonra Tea Room kafeye giriyoruz. Bakalım ne varmış içeride. Sephora'ya girmek isteyenler.
Gelmiştik Emre. Navore miydi? Navore diye bir meydan. İsmini bulup aşağıya yazarım size. Şimdi birkaç bir şeyler aldık yol üzerinden. Lazanya ve makarna aldık. Makarnalarımız şöyle bir sıkıntı vardı. Mesela oturduğunuz zaman 11 ama tek eve yaparsanız 6 euroya alabiliyorsunuz. Nereye aldığımızı şimdi size biraz göstereyim. Bu lazanyalar 6,5 euroydu. Burada makarna çeşidini ve içine konacak şeyini seçiyoruz. Bunlar da 6'şar euroydu. Şimdi biraz manzaraya karşı şimdi ödeyerek size göstereceğiz. Nasıl yapıyoruz şimdi? Anlatın beyler. Şimdi sen şu ekrana doğru yaklaş. Hı. Şimdi ilk geldiğimizde İtalyanca, daha doğrusu bu karanlık bir ekran. Şurada bayraklar var. Buradan dili seçebiliyoruz. Nereden? Şurada. Evet. Ha, şu anda karandı. Hı-hı. Normalde şöyle. Şuna bir kere bastığımızda bir bekliyoruz. İngilizceye döndü. Zaten standart user diyor. Tamam, standart user'a devam. Yeşil tuşla devam edin diyor. Şimdi şu an diyor ki coin atın veya kartla ödeyin veya blue düğmeye basın gibi bir şey. Şimdi şeyi gösterelim bir dakika. Ne kadara ne kadar vereceğinizi öğrenmek için şuraya gözüküyor mu, yaklaşıyor mu? Gözüküyor. Şu artıya basıyorsun. Mesela diyor ki cuma günü, yani 9 Ağustos cuma günü FR cumadan 40 euro ödeyeceksin sabah 8:25'e kadar. 0.40. Arttırıyorsun. 0.60 euro oluyor 8.36'ya kadar. Diyelim ki siz sabah 8'den işte bakalım kaça gelecek. Sabah 8'den işte öğlen 11'e kadar arabayı koymak istiyorsunuz. İşte nedir? 3 euro. Yani bu senin vermen gereken ücret. Ama bunu yaptıktan sonra parayı atmayın. Çünkü kabul etmiyor. Başa dönmek gerekiyormuş. Bu sadece size bilgi. Daha sonra tekrar şöyle X ile geri dönüyoruz. Şöyle dönelim. Bu arada şeyi aslında çekmemiz lazım bizim. Tabelayı. Şimdi şu anda atacağız. Tamam. Parayı atabilirsin yavaş yavaş. Ya da ikinci seçenek olarak para atarak otomatik süre belirlemesine de izin verebiliriz. Onda da ne kadar para atarsanız, ücreti neyse oradaki otoparkın, ona göre size bir ücret belirliyor. Ona göre belli bir süre veriyor. Diyor ki attığınız paraya göre şu saate kadar burada park yapabilirsiniz gibi bir şey yapıyor. Biz o metodu kullanacağız şu an. Şu an para atmaya başlıyoruz. Şu an hiçbir şey basmadan direkt para atıyoruz. Kaç atıyorsun mesela şu an? Şöyle yapalım mesela. Mesela 10 attım. Açtı. Şu an diyor ki sabah 8'den sabah 9'a kadar koyabilirsin. Devam ediyorsun. Attıkça artıyor süre. Şu an 2.80 attık. Siz mesela ne kadar koyacaksınız? Biz şu anda 7 euro atacağız. Onu da tabelayı çekerken anlatırız neden 7 euro attığımızı. 6.30 oldu. Ha, bu arada plakayı da, anahtarı verir misin? Plaka lazım. Plakayı da yazmamız gerekecek.
7 euro yazdık. Tamam. Diyor ki yarın cumartesi günü saat 7'ye kadar kalabilirsin. Yeşil tuşa basarak ilerliyoruz. Şimdi plakayı yazmamız lazım. T W yazdı mı? Göremiyorum. Evet. 703 Denizli Trabzon. Plakayı da yazıp devama basıyoruz. Bu çıkacak kartta plakamız yazması lazım. O yüzden plakayı mutlaka bildik, bilin. Yani. Çıktı senin. Nereden çıktı? Şu alttan alıyoruz. Evet. Şimdi bilette yazan, biz bu işi 8 Ağustos saat 21.25'te yaptık. Ve cumartesi demek. Cumartesi saat 7'ye kadar kalma hakkımız var. Şu plakalı aracı. Bunu gidip camın oraya koyacağız. Ve ceza yemeyeceğiz. Cezalar bu arada 60-70 euro civarı. Bu işareti gördüğünüz yerde demin para ödediğimiz bankomatlar var. Parkomatlar daha doğrusu. Buralardan park ücretini ödeyebiliyorsunuz. Bu işareti takip etmeniz lazım. Bu işaretin olduğu yerlerde o cihazlar var. Oradan ödeme yapabilirsiniz. Tamam, şöyle koy buraya. Böyle arabanın önüne bırakıyorsun. Bu park tabelasını gördüğünüz yerlerde park yapabilirsiniz anlamına geliyor. İtalya'da şu şekilde mavi olan alanlara tabela var. Orada tabelada park alanının şartları gösteriyor. Mavi alan ne demek? Ücretli park alanı demek. Burada da her bölgenin park alanının ücretini ayrı. Burada gördüğünüz ifadede diyor ki 8 ile 7 arası, akşam 7 aralığında saati 1 euroya ücretlendirme yapılır diyor. Bunun harici yani akşam 7'den sabah 7'ye kadar olan sürede ücretsiz park yapabilirsiniz. Onun dışında aşağıdaki detaylarda da diyor ki 4 euro 8 saat eğer uzun süreli bizim gibi uzun süreli park yapacaksanız 8 saatine 4 euro veriyorsunuz. Üstüne kalan sürede yani totalde 11 saatlik bir ücretlendirme mevcut. 7 euroya tüm gün bırakmış oluyorsunuz. Ücretlendirme bu şekilde. Aşağıda yazan 70 euro da aylık abonelik. Bu bizi ilgilendirmiyor. En yukarıda olan da 15 dakikalık süreyle burada bir park yapacaksanız bunun da bedeli 0.20 yani 20 sent civarında bir bedele tekabül ediyor. Teşekkürler. Diğer dondurma için akşamlar. Şimdi yemeğe geldik. Bu ravioli, sotto ve 4 peynirli pizza. Günaydın, günaydın. Şimdi Vatikan'a doğru gidiyoruz. Online bilet aldık. Sol tarafta yığılma bilet almadan gelenler. Biz online bilet aldığımız için şu an bir tık daha fazla yürüyebiliyoruz diyebiliriz. Şu an sağ tarafta ilerliyoruz. 11'de rezervasyonumuz bizim. Sol taraftakiler, tıkasızlar, bekleyenler. O yüzden tavsiyem önceden bilet almanız eğer Vatikan Müzesi'ne sizin yaşamını gelmek istiyorsanız. İlerliyoruz bakalım. Şu an nasıl gidiyoruz? İçeri girdik. Şimdi önce rezervasyon yaptıktan sonra yukarı doğru çıktığınızda rezervasyon karakodu kağıdınızı böyle bir bilete çeviriyorsunuz. O bilete çevirdikten sonra da girişi yapıyorsunuz. Audio guide için de önceden rezervasyon yapmanız gerekiyor. Rezervasyonunuz yoksa burada satın alabilirsiniz.
burada umyaların önce iç organları çıkartılıyoruz. İç organları da şurada karaciğer, bağırsak ve de arkamda gözlü Bonci pizzacısı. Buranın çok yorum alan bir pizzacısı ve neredeyse en iyi pizzalarından biri olduğu söyleniyor. Biz de şimdi biraz kalabalık sıra aldık. Bakalım tadacağız. Neler aldığımızı size çekelim fiyatlarıyla birlikte. Buradan sıra alıyorsunuz. Patlıcanlı, domatesli ve mozzarella bir pizza aldık. Ve şu mozzarella topu 10 euro tuttu. İçecek dahil değil. Burada mutlaka tiramisu yiyin. Pompi tiramisu. İstanbul merdivenlerine geldikten sonra hemen çok yakında. Merdivenlerden sonra tiramisunuzu yiyin. Fiyatlar da şöyle. 4 yani 4.5 yani beğenmişler. Bakalım tadı nasıl. 2 tane klasik aldık. Bir tanesi orman meyveli. 4 euro, tamam. Güzel gözüküyor. Siz de çeşit çeşit alabilirsiniz. Bu neydi? Muz. Muz demiş. Ben de yiyeyim.